Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili gençler, biyoloji videolarında kalıtım ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eşeğe bağlı kalıtıma daha önce bir giriş yapmıştık. Devamı bu video, renk körlüğünden, hemofiliden, kulak kırılığı hastalığından ve bunların kalıtımından bahsedeceğiz. En son genetik varyasyon ve genetik varyasyona neden olan olaylar neler? Bunları öğrenmiş olacağız bu videomuzda. Evet, bir önceki ders videomuzda hatırlarsanız X kromozomu ile Y kromozomunu kıyaslamıştık. X kromozomu ile Y kromozomunun homolog kısımlarını ve birbirlerine homolog olmayan kısımlarını öğrenmiştik. Şu an ise arkadaşlar önce bir X'e bağlı kalıtım, X kromozom üzerinde taşınan özellikler, arkasından Y'ye bağlı kalıtım şeklinde iki başlık üzerine dersi kurgulayacağız. X kromozomuna bağlı kalıtım dediğimizde X kromozomunun Y'ye homolog olmayan kısımlarında taşınan genler ile ilgili çaprazlamalarımızı yapacağız. Ve burada hemofili hastalığından kırmızı yeşil renk körlüğünden bahsedeceğiz. Bu özelliklerin erkeklerde daha sık açığa çıktığını söyleyeceğiz ve hatta birazdan ispatlayacağız. Önce renk körlüğü ile başlayalım. Nedir bu hastalık? Açığa çıkma sebebi nedir veya bu tarz hastalardaki sıkıntı nedir? Önce bir bunu konuşalım. Bir diğer ismi daltonizmdir. 11. sınıfa geçtiğinizde orada göz konusu içerisinde de bir kez daha duyacaksınız. Gözün retina veya ağ tabakası dediğimiz görmeyi sağlayan bir tabakası var. Bu tabakada da ışığı algılayan reseptör hücrelerimiz var. Eğer bu reseptör hücrelerinin sayısında bir eksiklik durumu söz konusu ise kişi genellikle kırmızı ve yeşil renkleri birbirinden ayırt edemez. Bu durumda kısmi renk körlüğü dediğimiz hastalık kendisini göstermiş olur. Tedavisi kesinlikle yok. Günümüzde kalıtsal olarak aktarılıyor, yani genler vasıtasıyla aktarılıyor ve eğer dünyaya kısmi renk kör olarak geldiysen ömür boyu renk körüsün. Umarım hemen hepiniz şu an buradaki sayıyı okuyabiliyorsunuzdur. Ben 4 diye okuyorum. İnşallah hepimiz sağlıklıyızdır. Diğer türlü zaten dediğim gibi tedavisi yok. Şimdi X ve Y Y'ye bağlı kalıtımdan bahsederken diyeceğiz ki arkadaşlar hastalık geni resesiftir. Yani çekiniktir. O yüzden renk körlüğünün, hemofilinin, kulak kırılığının açığa çıkma ihtimalleri düşük. Yani tutup da işte bir 100 kişiye sorsanız renk körü müsün diye belki bir kişi çıkar, belki iki kişi çıkar, belki hiç çıkmaz. Çünkü bu tarz hastalıklar resesif genlerle aktarılıyor. Sağlıklı olma geni baskın iken hasta olma geni çekinik. Doğal olarak sağlıklı olma genini büyük harfle yazacağız. Hasta olma genini ise küçük harfle yazacağız. Bir de yazım esnasında üstü sayıymış gibi yazacağız. Mesela bu X'e bağlı kalıtım ya. O yüzden diyoruz ki X üzeri büyük R. Baskın yazdım, büyük harf. Baskın yazdığım için normal görme geni. Yani bu birey benim için nedir? Sağlıklıdır. X üzeri küçük R yazarsam gençler, X'in üzerinde X'e bağlı bir kalıtım olduğunu gösteriyor. X üzeri küçük R diyorsa kısmi renk körü geni olacak. O zaman bu bizim için hastalık geni olmuş olacak. Dişi bireylerin biz XX yazıldığını biliyoruz. Şöyle X'lerimi bir yerleştireyim. Erkek bireylerin de XY diye yazıldığını biliyoruz gençler. Eğer dişi bir bireyin X kromozomunun bir tanesinin üzerinde büyük R, diğerinin üzerinde de büyük R var ise büyük R, büyük R. Hangi gendi? Normal görme geni, yani sağlıklı bireylerde gözüken gendi. Bu bireyin otomatik olarak fenotipi normal olmuş olur. Yani aslında bu birey bizim için nasıl bir birey? Sağlıklı bir birey. Eğer bir dişinin X kromozomunun bir tanesinin üzerinde büyük R, diğerinin üzerinde küçük R varsa bu birey bizim için nedir? Baskın olan gen kendisini gösterecek ya, hangi gen kendisini gösteriyor? Büyük R. Doğal olarak büyük R'yi fenotipinde gösterecek, yani normal görme, yani sağlıklı olmayı göstermiş olacak. Peki hocam şu küçük R'nin hiç mi hatırı yok? Tabii ki var. Bu birey normal bir birey ama aslında arkadaşlar bu birey bizim için taşıyıcı da bir birey. Taşıyıcı ne demek hocam? Çekinik genlerden herhangi birisini bulunduran demek. Peki taşıyıcı olması bu bireyi ileri yaşlarda hasta eder mi? Hayır. Peki ne işe yarar bu resesif gen? Belki bu birey bu geni yavrusuna aktarır. Ama bu birey asla bu gen ile ilgili hasta olmaz arkadaşlar. Erkek bireye bakalım.
X kromozomuna bağlı kalıtım işlediğimizden biz Y'nin üzerinde hiçbir şey yok dikkat ederseniz. X'in üzerinde büyük R var. O zaman bu birey bizim için nasıl bir birey diyeceğiz? Normal. Peki sağlıklı mı? Evet. Peki X'in üzerinde küçük R olursa ne olacak? Direkt arkadaşlar renk körü olacak. Yine yukarıdaki gibi yazayım. Kısmi renk körü. Yani nasıl bir birey bu benim için? Hasta bir birey. Yani bir tanecik küçük R bu bireyi ne yaptı? Hasta yaptı. Şimdi dişiye bakın arkadaşlar. Dişide XX'di ya hani. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R yazarsanız eğer dış görünüşe ne yansır? Hastalık gene yansır. O zaman X üzeri küçük R, X üzeri küçük R kısmi renk körüyken erkeklerde X üzeri küçük R'ye Y kısmi renk körü olmuş oluyor. Bu durumda dişiyi hasta edebilmeniz için en az 2 tane çekinik gene ihtiyacınız var. Ama erkeği hasta edebilmeniz için 1 tanecik çekinik gen işinizi görüyor. 1, 2. Dişi bireylerde 3'te 1 oranında hasta olma ihtimalim varken erkek bireylerde %50 olma, %50 olmak kaydıyla hasta olma ihtimalim var. Bu durumda erkek bireylerde X'e bağlı kalıtım ile taşınan renk körlüğünün görülme olasılığı dişi bireylerden daha fazladır diyeceksiniz. Son olarak da erkeklerin taşıyıcısı yoktur arkadaşlar. Sadece dişilerde taşıyıcı var. Erkek bireylerde taşıyıcı olma durumu söz konusu olamaz. Bir diğer X'e bağlı kalıtımda aktarılan hastalığım hemofili. Bir diğer ismiyle kanın pıhtılaşmama hastalığı. Nedir hocam bu? Şimdi normal şartlarda bizim kanımız damarın içerisinde gezer, akar ve pıhtılaşmadan akar sağlıklı bireylerde. Çünkü damarımızın içerisinde kan pıhtılaşırsa arkadaşlar orada bir damar tıkanıklığı durumu söz konusu olur. Bundan ötürü damarın içerisindeki kanın zaten akması normal olanıdır, sağlıklı olanıdır. Ama bizim damarımızın çeperi bir zarar görürse, mesela diyelim ki şu kısım kesildi. Burası kesilirse biz buradan ne yaparız gençler? Kan kaybederiz. Dışarı doğru kan çıkışı olur. Peki hep mi kan çıkar hocam? Hayır. Pıhtılaşma dediğimiz bir olay var. Pıhtılaşma olayında bazı özel proteinler, bazı vitaminler, bazı mineraller bir araya gelirler ve tıkaç dediğimiz bir yapıyı oluşturarak burayı ağ gibi sararlar ve kanın dışarı çıkmasını engellerler. Eğer biz hemofili hastasıysak işte bahsettiğim o proteinler üretilmez arkadaşlar. Proteinler üretilemezse tıkaçlar oluşamaz. Tıkaçlar oluşamazsa sürekli kan kaybı durumu söz konusu olur. Bu da senin çok küçük yaralanmalarda dahi kan kaybından yaşamını yitirmen veya hayati tehlikeye doğru ilerlemen anlamına gelebilir. Yine X'e bağlı kanıtım gibi yani renk körlüğü gibi hemofili de resesif olan genler tarafından aktarılır. O zaman yine ben hemofili genini küçük harfle yazacağım. Sağlıklı olma genini ise büyük harfle yazacağım. Burada normal görme geni yazmışız ya arkadaşlar. Orayı yanlış yazmışız. Normal görme geni demeyelim de sağlıklı birey diyelim. Sağlıklı birey. Küçük H hemofili, büyük H ise sağlıklı olma geni olmuş olacak. Hemen şu erkeklerle dişilerimizi bir yazalım mı? Dişi bireyleri XX, XX, XX yazdım. Erkek bireyleri XY ve XY diye yazdım. Şimdi bunların kalıtımından bahsediyorsam eğer ben dişi birey X üzeri büyük R'ye, X üzeri büyük R ise normal bireydir, sağlıklı bireydir. X üzeri büyük R'ye, X üzeri küçükse taşıyıcıdır. Ama yine nedir arkadaşlar? Normaldir. Hiçbir farkı yok aslında renk körlüğünden. Sadece harf ve hastalığın ismi değişti burada. Eğer X üzeri küçük H'a, X üzeri küçük H ise hemofili hastası bireydir diyeceğiz. Buralara da H da yapabilirsiniz, R de yapabilirsiniz. Önemli olan meseleyi anlamış olmanız. Yani R kafanızı karıştırmasın. Büyük H, büyük H da yazsanız normal. Büyük H'a küçük H yazsanız taşıyıcı, küçük H küçük H ise kesinlikle hemofili. Erkek bireylere bakın. X üzeri büyük H'a Y ise normal, sağlıklı bireyler. X üzeri küçük H'a Y ise hemofili hastası bireylerdir. Yine erkeklerde hemofilinin görülme olasılığı dişilerde hemofilinin görülme olasılığından daha yüksektir ve erkeğin taşıyıcısı yoktur diyeceksiniz.
Y kromozomuna bağlı kanıtıma geçeceğim. Şimdi X'e bağlı iki tane hastalığım var. Renk körlüğü ve hemofili. Y'ye bağlı kanıtımda arkadaşlar Y kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınan bazı genler tarafından aktarılacak ve eğer bir ailede arkadaşlar, bir soy ağacında, bir sülalede bir tane erkek Y'ye bağlı kalıtımla ilgili bir hastalık genini taşıyor ise o ailedeki bütün erkekler o kişiyle akraba olan, onun çocuğu veya onun babası olan bütün erkekler arkadaşlar Y'ye bağlı kalıtımda hastadır diyeceksiniz. Bu da sizin soy ağacı sorularını çözmenizi kolaylaştıracak. Bu özelliğin genleri X kromozomunda bulunmaz. X kromozom üzerinde bulunmadığından dolayı Y'ye bağlı kalıtım ile ilgili dişi bireylerde hastalık geni yoktur arkadaşlar. Sadece erkeklerde görülüyor. X'e bağlı kalıtımdaki hastalıkları hem erkeklerde hem de dişilerde görebilirken Y'ye bağlı kalıtım ile ilgili hastalıkları sadece erkeklerde görüyoruz. En bilindik örneğimiz kulak kıllılığı. Yine balık pululuğu ve yapışık parmaklılık da var demiştim bir önceki dersimizde. Ama çok fazla kalıtımını sormuyorlar ve MEP kitabı sadece kulak kıllılığını alıyor. Kulağımızdaki kılın saç kılı gibi erkeklerde sürekli uzamasına biz kulak kıllılığı diyoruz ve tekrar ediyorum sadece ama sadece erkeklerde görülen bir hastalıktır. Geldim genetik varyasyon kavramına. Nedir genetik varyasyon dediğim şey? Özellikle varyasyon ifadesi mayoz bölünmede de çok fazla karşımıza çıkardı. Bir türün farklı bireyleri arasındaki farklılıklardır. Yani insan olarak biz birkaç insan bir araya gelsek birbirimizle bazı özelliklerimizi kıyaslasak. Kaşımızın çatık veya düz olma durumunu, dilimizi yuvarlayıp yuvarlayamama durumunu, işte göz yapımızı, ten rengimizi, kan grubumuzu, saç şeklimizi veya arkadaşlar cinsiyetimizi kıyaslanacak dolu dolu özellik var. İşte biz bunlara varyasyon diyoruz. Ve varyasyona yani bu genetik çeşitliliğe sebep olan bazı olaylar var. Bunları mutlaka bilin gençler. Buradan güzel sorular sorarlar sizlere. Bunlardan bir tanesi crossing over dediğimiz olay arkadaşlar. Neydi crossing over? Parça değişimiydi. Yani gen alışverişiydi ve varyasyona neden oluyordu. Mayoz bölünmede hani kromozomlar birbirinden ayrılıyor da rastgele bir dağılım gerçekleştiriyor ya, işte o kromozomların rastgele ve bağımsız olarak dağılım gerçekleştirmesi yine genetik varyasyona neden olan olaylar arasında yerini alıyor. Döllenme olayı doğrudan varyasyona sebep oluyor. Çünkü döllenme olayında genetik olarak farklı olan iki tane hücre bir araya geliyor. Yumurta hücresiyle sperm hücresinin bir araya gelmesi ve N kromozomlu iki hücrenin birleşmesi sonucu, çekirdeklerinin birleşmesi sonucu 2N kromozomlu zigotun oluşması başlı başına bir varyasyon nedenidir diyebiliriz. Bunun dışında mutasyonlar arkadaşlar varyasyonlara neden olur. Mesela hemofili hastalığı, mesela kulak kıllılığı hastalığı, mesela renk körlüğü hastalığı ilk nasıl açığa çıkmıştır? İlk kimde niye açığa çıkmıştır? İşte mutasyonlarla açığa çıkmıştır. Mutasyon genin işleyişinde veya yapısında bir değişiklik meydana getirmiş. Bu da bir olumsuz hastalık olarak kanıtılmaya başlanmıştır. Tabii mutasyonlar bazen kromozomlar üzerinde geni silebilir. Bazen farklı bir gen ekleyebilir. Bazen DNA üzerindeki o geni 180 derece takla attırıp dizilimi değiştirebilir. Yani bir şekilde arkadaşlar genler üzerinde etkilidir diyeceğim. Birazdan mutasyon kavramına bir daha geleceğim. Rekombinasyon diye bir kavram duyacaksınız ara ara. Kalıtım ünitesinin sonlarında, soru çözümlerinde özellikle. Nedir rekombinasyon? Genetik varyasyona sebep olan bu saymış olduğumuz olaylar sonucunda yeni bir gen kombinasyonu oluşmuş ise buna rekombinasyon diyoruz. Mesela işte renk körlüğü geni hiç yoktu insanoğlunda diyelim. İlk kez bir mutasyon oldu bir bireyde ve renk körlüğü geni diye bir gen açığa çıktı. İşte bu bir rekombinasyondur arkadaşlar. Alzheimer geni diye bir gen yoktu atıyorum. İlk kez bir insanda Alzheimer geni mutasyonlar sonucu oluştu. Bu da bir rekombinasyondur. İlla tabii mutasyon sonucu oluşmak zorunda değil. Döllenme sonucu da oluşabilir nihayetinde. Peki hocam mutasyon ne demek? Şimdi buna bakalım gençler. Zararlı ışınlar, çeşitli ilaçlar, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık veya aşırı soğukluk, pH değişimleri,
aşırı asitli, aşırı bazikli durumlar, mekanik etkiler, virüs gibi bazı etkenler nedeniyle genetik yapıda meydana gelen bozulmaların tamamı bizim için mutasyondur. Eğer üreme hücrelerinde meydana gelirse kalıtsaldır. Ama vücut hücrelerinde meydana gelirse kalıtsal değildir diyeceğiz. Mutasyona sebep olan bu saydığımız etmenlerin tamamına da mutajen ismini vermiş oluyoruz gençler. Evet, eşeğli üremede eşeği ana hücrelerinde ve üreme hücrelerinde, yani kimden bahsediyorum aslında? Sperm ve yumurtadan bahsediyorum. Görülen mutasyonlar, eşeğsiz üremede ise vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar sonraki nesillere aktarılır. Yani kalıtsaldır arkadaşlar. Peki mutasyonun olduğunu biz nasıl anlarız? Yani bir bebek dünyaya gelecek mesela, henüz annenin rahminde, gebelik sürecinde, embriyonik gelişim sürecinde. Biz acaba o çocukta bir mutasyon var mı yok mu? Dünyaya sağlıklı mı gelecek, yoksa genleri üzerinde bir işleyiş değişikliği oldu mu? Bunu biliyor muyuz? Bunu fark edebiliyor muyuz? Evet, bunu biliyoruz arkadaşlar. Nasıl biliyoruz biliyor musunuz? Karyotip analizi diye bir analiz yapıyoruz. Ya da bir diğer ismiyle amniyosentez testi yapıyoruz. Hemen bunu da yazmak istiyorum. Amniyosentez testi veya karyotip analizi yapıyoruz. Bebek henüz dünyaya gelmemişken. Neyi öğreniyoruz bu testte? Kromozomlarda bir ayrılmama durumu var mı yok mu? Bunu öğreniyoruz. Ayrılmama durumu ne hocam? Bakın şimdi. Bizim hücrelerimizde kromozomlarımız mesela metafaz 1'i hatırlayın gençler. Metafaz 1'i hatırlayın. Şunlar sentrozomlarınız olsun, olur mu? Şu ortadakiler de kromozomlarınız olsun. Kaç kromozomlu bu hücre? 2N eşittir 4 kromozomlu, değil mi? Peki anafaz 1'de şöyle bir ayrılma durumu söz konusu olmayacak mı? Yani yukarıya 2 kromozom, aşağıya da 2 kromozom gelmeyecek mi? Evet, yani eş dağılım olacak. Normali bu. Peki böyle olmasa da, mesela biz çevresel sebep olsa ve şuradaki iplikçiği kırılsa, şu iplikçiği var ya, bu kırılsa, bu kırılırsa bu kromozomu yukarı doğru çekebilir misiniz? Hayır. Bu kromozom şu homoloğu olan kromozomla aynı yönde hareket eder. Ve bakın, lütfen beni takip, kırmızıyı takip. Şöyle bir kromozom ayrılma durumu söz konusu olur. Yani yukarıya 2 değil de 1 kromozom gider. Aşağıya 2 değil de 3 kromozom gider arkadaşlar. İşte bu kromozomlarda ayrılmama diye karşımıza gelir. Müfredat bu konunun bu kısmını daralttı. Ve sizin döneminizdeki gençlerden bu kısmı ayıkladı arkadaşlar. Yani karşınıza doğrudan soru olarak gelmeyecek. Ama dolaylı soruların içerisinde ifade yer alacak. Bir hücreye normalden fazla, diğer hücreye de normalden az kromozomun gitmesine kromozomlarda ayrılmama diyoruz. Eğer bir embriyo oluşurken, zigot oluşurken böyle bir sorun söz konusu olduysa, gebelik sürecinin bir evresinde annenin rahmindeki amniyon sıvısından bir örnek alınıyor. Bu örneğin içindeki hücrelerin metafaz evresinde hücrenin fotoğrafı çekiliyor ve kromozomları sayılıyor. Kromozomları 46 tane mi değil mi? Veya kromozomlarda bir ayrılmama var mı yok mu? Bu tespit edilmeye çalışılıyor ve karyotip analizi dediğimiz böyle bir yapı söz konusu oluyor. Kromozomlarımızı çarşaf gibi seriyorlar ve tek tek kromozomları sayıyorlar arkadaşlar. Kaç çift kromozomumuz var? Yani eğer saydığımız çiftlerde herhangi bir sorun yoksa tamam, sağlıklı bireyler dünyaya getireceğiz. Ama sorun varsa arkadaşlar, işte bu durum aileye haber veriliyor. Normalde bakın, kardeş kromatiti kromozomların bu şekilde dizilmiş iken bu hücrede bakın 21. kromozomda arkadaşlar 1, 2, 3 tane kromozom yan yana. Demek ki burada bir ayrılma mı olmuş? Normalde böyle olması gerekiyordu. Bakın sağlıklı bireylerde böyle olması gerekirken bu bireyde böyle olmuş. Bunu gördüler ya,
artık bunun ne olduğunu tespit ediyorlar. Mesela Klinefelter sendromu var, Turner var arkadaşlar, süper erkeklik sendromu var, süper dişilik sendromu var, Down sendromu var, daha bilindik. Down sendromlu bireylerde zaten 21. çift kromozomda ayrılmama durumu söz konusu oluyor. Bu fotoğrafta belli oluyor zaten hani kaçıncı kromozomda ayrılmamanın ne olduğunu. Edwards sendromu var mesela. Merak edenler yazsın bir baksın arama motoruna. Arkasından diyorlar ki aileye, diyelim ki böyle bir sonuç açığa çıktı. Ha, gözün aydın. İşte senin Down sendromlu bir çocuğun olacak. Bu kadar. Yani aile hiçbir şey yapamıyor. Sağlık ekipleri de hiçbir şey yapamıyor. Şunu demek istiyorum. Biz burada bir kromozom fazla diye bu kromozomu koparıp alamıyoruz arkadaşlar. Buradan alıp da eksik olan yere de koyamıyoruz. Yani tedavi yok. Doğum öncesinde herhangi bir müdahale yok. Sadece teşhis ve tespit var arkadaşlar. Biz bu teşhis ve tespiti aileyle paylaşıyoruz. Karar artık aileye kalıyor. Hani çocuğundan vazgeçiyor veya vazgeçmiyor. Artık her neyse hangi aya tekabül ediyorsa o dönemde sağlıklı olan kararı vermeye çalışıyorlar diyebilirim. Evet, buraya kadar umarım her şey anlaşılmıştır. Şimdi bir iki tane soru çözelim gençler. En azından konumuz pekişsin. Babası renk körü olan ama kendisi hasta olmayan bir kadın, renk körü bir erkekle evlendiğinde renk körü kız çocuklarının olma ihtimali diyor. Şimdi babası renk körü olan ama kendisi renk körü olmayan bir kadın diyor ya. Bir bunu bulalım mı? Babası renk körüymüş. Baba renk körüyse böyle yazarsınız. Ama diyor kendisi renk körü değil diyor. Bir kadın diyor. XX yazdım. Kendisi renk körü değilse bir tane büyük R'si var. Peki bu büyük R, bu X'in birisini babasından diğerini annesinden alacak ya. Babası kız çocuğuna, kadına ne vermiştir? Bunu vermiştir. Yani bunu vermiştir. Kısacası bu kadından bahsediyor bana. Babası renk körü olan ama kendisi hasta olmayan bir kadın diyor. Demek ki kendisi hasta değil ama taşıyıcı, değil mi? Kadını tekrar yazayım mı şuraya? X büyük R'ye X küçük R ile renk körü bir erkek diyor arkadaşlar. Hadi yazdırın bana. X küçük R'ye Y yazdım. Renk körü bir erkeği. Çaprazlayacağım bunu sonucu bulabilmek için. X büyük R'ye X küçük R, X büyük R'ye Y, X küçük R, X küçük R, X küçük R, Y'yi yazdım gençler. Arkasından bana dedi ki renk körü kız çocuklarının olma ihtimali dedi. Sağlıklı kız çocuğu, sağlıklı erkek, renk körü kız, renk körü erkek. Renk körü kız olma olasılığı yüzde kaç arkadaşlar? 25. Yani 1/4 olmuş oldu. Yukarıdaki çaprazlamalardan hangilerinde renk körlüğü hastalığı sadece erkek çocuklarında ortaya çıkar diyor. Kız çocuklarında olmasın, sadece erkek çocuklarında olsun diyor. Dikkat soruya. Erkek çocuğun hasta olabilmesi için X küçük R Y yazmanız lazım. Ve erkek çocuk bu X küçük R Y'de Y'yi kimden alır arkadaşlar? Babadan. Peki küçük R'yi kimden alacak? Annesinden. Soruyu buna göre çözün. Şimdi şuraya bakalım bir. Şuraya bakalım. Çocuk buradan X küçük R'yi, buradan da Y'yi alsa erkek çocuk hasta olur, değil mi? Peki sadece erkek çocuk mu olur, ona bakalım. Evet, dişilerde hastalık görülmez. İsterseniz çaprazlayın bunu, tek tek açın. Siz bilirsiniz. Hadi bir tanesini ben sizin için yapayım. Burada arkadaşlar X büyük R'ye X büyük R geldi. X büyük R'ye Y geldi. X küçük R'ye Y geldi. X küçük R'ye X büyük R'ye geldi ve burada sadece bir tane erkek çocuğum hasta. Diğerleri hasta değil, yani renk körü değil. O zaman demek ki cevaplarımda 1 olmalı dedim ve yoluma devam ediyorum. Mesela buraya bakın gençler. X büyük R, X küçük R, X büyük R, Y, X büyük R, X küçük R, X büyük R, Y. Burada erkek çocukların hiçbirisi hasta olmadı. Buraya bakın. X küçük R, X küçük R, X küçük R, X, Y veya Y. Yani burada hem kız çocukları hem de erkek çocukları hasta olabiliyor. Benden sadece erkeğin hasta olmasını istemişti. Şartımı sağlamıyor. Buraya bakın gençler. X küçük R, X büyük R sağlıklı. X küçük R, Y hasta, erkek. X küçük R, X büyük R taşıyıcı kadın. X küçük R, Y hasta, erkek. Bu durumda 1 ve 4 doğru cevabım olmuş oldu.
Hemofili bir erkekle sağlıklı bir kadının birinci çocukları hemofili erkek olmuştur diyor. Önce anne ve babayı yazmayı deneyin bu sorularda, bu tarz sorularda. Hemofili bir erkek dedi ya, X küçük R, Y'yi yazdım. Sağlıklı bir kadın dediği için X büyük R, X diye yazdım. Hemofili erkek çocukları olmuş. Yani X küçük R'ye Y'leri olmuş. Y'yi kimden aldı bu çocuk? Babasından. Değil mi? Peki küçük R'yi kimden almalı? Annesinden. Anne taşıyıcı çıktı mı? Çıktı. Tüm soruyu bu bilgiler doğrultusunda çözüyorum. Anne bu özellikle ilgili heterozigot gene sahiptir. Büyük R, küçük R. Anne heterozigot. Doğru. Baba sadece bir tane hemofili geni taşır diyor. Bakın. Doğru. Yalnız ben R'ye o kadar çok alışığım ki arkadaşlar, renk körlüğüne. Bütün kalıtım sorularını renk kör üzerinden yapıyorum. Siz isterseniz buna büyük haşa, küçük haş, küçük haşa, Y, küçük haşa, Y de yazabilirsiniz. R benim işime daha çok kolay geliyor. Yani haşla uğraşmak nedense el alışkanlığı herhalde. Çok fazla sevmiyorum. Erkek çocuk hemofili genini babadan almıştır diyor. Erkek çocuk Y genini babasından almıştır. Hemofili genini babasından almaz diyeyim gençler ve burada bitirelim. Artık ne yapalım? Konu tekrarı yapalım. Elimizdeki kaynak kitaplardan bol bol soru çözümü gerçekleştirelim. Kalıtım ünitesinin ne kadar önemli olduğunu defalarca söyledik. Bir kez daha tekrar etmiş olalım. Gerçekten çok önemli bir ünite. İleriki yıllarınızda TYT'ye hazırlanırken kesinlikle soru gelir gözüyle bakacağınız bir ünite. Lütfen bol soru çözmeye gayret edelim diyeyim. Görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.